İki teker bir adamlar hepinize merhaba. Arkadaşlar Transatlantic Way biter bitmez ayağımızın tozuyla karşınıza çıktım. Şu anda İrlanda'dayız. İrlanda'nın Kilakdir kentindeyiz. Arkadaşımın yanına geldim. Birkaç gün burada kalacağım. Oradan sonra Türkiye'ye geri döneceğim. Bisikletin hazırlığı, paketlenmesi falan derken biraz vakte ihtiyacım vardı burada. Ben de bu vakti sizlere video çekmeyle geçirmek istedim. Şimdi biliyorsunuz Transatlantic Way diye bir yarıştan çıktık arkadaşlar. İrlanda'daki Wild Atlantic Way rotasını bisiklet üzerinde bikepacking'le geçmek için çabaladık. Geçmek için mücadele verdik. Tam 200 sporcuyduk bu yarışta. Şimdi isterseniz size bu yarışı koşarken kullandığım malzemeleri şimdi burada göstereyim. Şimdi arkadaşlar 3 ana çantayla ben bu yarışı sürdürdüm. Birincisi sel altı çantam. Bunun daha önce videosunu çekmiştim hatırlıyorsanız. Ortlib'in böyle bir bikepacking sistemini kullanıyorum. Bu sel altı çantası. Bu sel altı çantasında arkadaşlar genel olarak nelerim var sizlere onları anlatmakla başlıyorum. Şimdi bir kalın bir soft shell'im var arkadaşlar. Çünkü hava bazı zamanlar, bazı günler yağmurdan sonra gerçekten çok soğuyor. Yani 5 derecelere kadar düştüğü oldu. Böyle su geçirmez, daha doğrusu su geçirmeme oranı yüksek bir soft shell'le sıcaklığımı muhafaza ettim. Ve bunun üzerine şöyle bir yağmurluk kullandım. Bu yağmurlu aslında ben geçen sene, özür dilerim bu sene fuarda, bisiklet fuarında çok büyük umutlarla almıştım bu yağmurluğu. Bunu satan arkadaş bana kesinlikle su geçirmeyeceğini baya baya överek anlatmıştı ama ne yazık ki arkadaşlar. Bu tam bir peynir çıktı. Tam bir patates çıktı. Yağmurun 5. dakikasından, 10. dakikasından sonra böyle her su damlasını teker teker içimde hissetmeye başladım. O yüzden bu yağmurluk tamamen patates oldu. Markasını söyleyeyim de kimse almasın. Crane'in Cycling Pro serisi bir yağmurluğu. Böyle şeklinden de zaten tanırsınız bu yağmurluğu arkadaşlar. Tamamen peynir. Üstümde de bu vardı yağmurluk niyetine. Şimdi bir alt katmana geçelim. Geçen sene Transkontinental'e giderken aldığım Sportful'un ve bu zamana kadar kullandığım en rahat tight olduğuna inandım. Tight'ı kullandım. Sportful'un böyle kısa yazlık bir tight'ı bu. Şimdi bu tight'ın güzel tarafı arkadaşlar böyle popo bölümünde Flandre dedikleri bir teknoloji var ve bu teknoloji ikinci bir katman aslında. Teknoloji dediğime bakmayın. Böyle ikinci bir katman oluşturmuşlar. Bisiklet sürerken öne eğilmiş vaziyette bisiklet sürdüğüm için popomuz hep yukarıya bakıyor. Popomuz hep açıkta. Buraya düşen yağmur taneleri tight'ın pedini ıslatmasın diye böyle ikinci bir katman oluşturmuşlar buraya. Bunun işe yaradığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu kısa tight'ımdı. Bu kısa tight'ı soğuk günlerde Şöyle bir bacak koruyucusu, bacak kılıfıyla beraber kullandım. Bunu da yine geçen sene Transcontinental'e giderken almıştım. Castelli'nin Nanoflex. İçerisi polarlı bacak koruyucusu. Neden içerisi polarlı? Çünkü arkadaşlar birincisi polar malzemesi sentetik bir malzeme olduğu için ıslansa bile vücut ısınızı korumaya devam ediyor. Durana kadar, durduğunuz ana kadar hareket halindeyken herhangi bir şekilde bunun ıslaklığı size bir zarar vermiyor. Islanıyor, kuruyor, ıslanıyor, kuruyor. Hareket halinde olduğunuz için bir zarar, bir üşüme hissetmiyorsunuz. İçi polarlı malzemede. Üst tarafında Cararo'nun geçen sene Gran Fondo Çeşme'ye özel tasarladığı, sevgili Nazlı Ezgi'nin tasarladığı Cararo formasıyla, kırmızı beyaz Cararo formasıyla ve milli renklerimizi anımsattığı için bu anı formasıyla katıldım. Sonra tekstil imalatı. Çok güzel bir forma. Çok beğenerek kullanıyorum. Bunun altında da bundan yaklaşık 5 sene önce Decathlon'dan aldığım Kalenji'nin böyle bir kısa kollu, çok beğenerek kullandım ve Decathlon'un bir daha da getirmediği bir içliği vardı. Kısa kollu içliği. Bununla altını destekliyordum. Çünkü katman katman giymek lazım üşümemek için. Daha önce bir kışlık bisiklet giyimi nasıl olmalıdır videosu çekmiştik. Orada anlatmıştım üşümemek için neler yapmak gerektiğini. Bu da ilk katmanın, yani vücuduma temas eden ilk katman bu Kalenji'nin içliğiydi. Ve bu kısa kollu formanın da kolları açıkta bırakan kısmını geçen sene yine Transcontinental'e giderken edindiğim içi polarlı, şu anda markasını göremediğim, sanırım bu da Castelli'ydi. Kol koruyucusuyla, yine söylüyorum, içi polarlı kol koruyucusuyla destekledim. Yine aynı şekilde bu kol koruyucusu ıslansa bile bu polar malzemenin, sentetik malzemenin yapısı itibariyle beni üşütmediler. Turun kahramanlarından birisi BBB'nin 3B'nin ayakkabı kılıfı. Yine aynı şekilde bunu da geçen sene edinmiştim. Bu da içi polarlı, dışı su geçirmez malzemeden imal edilmiş ayakkabı kılıfı. Çünkü arkadaşlar 1. ellerinizi üşüttüğünüz zaman, 2. ayaklarınızı üşüttüğünüz zaman gerçekten sürüş sizin için keyifsiz hale gelmeye başlıyor. Bütün tadınız kaçıyor. O yüzden ellerinizin ve ayaklarınızın üşümemesi lazım. Ben bu sene ayaklarımı da geçen sene bu sene BBB'nin bu ayakkabı koruyucusuyla korudum. Eldiven bölümünde de yine aynı şekilde eldivenleri koştum gittim getirdim, bu arada eldivenleri unutmuşum. O yüzden şu anda nabzım yüksek. Ve arkadaşlar turun bence bir diğer kahramanı bu eldivenler oldu. BBB'nin yine geçen sene edindiğim üzeri soft shell. Bu rüzgarı ve yağmuru direkt alan yüzeyi su geçirmez. Ama içleri böyle daha nefes alabilir bir kumaştan imal edilmiş. Böyle grip kontrol dedikleri kaymayan bir yüzeye sahip. Bu eldivenler sayesinde ellerimi hiç üşütmedim, hiç ıslatmadım. Şimdi tabii her gün yağmur yağmadı. Yağmur
yağmadığı günlerde de iyi rüzgar vardı. O yüzden rüzgarı böyle bir Tora Tekstil'in bizim için tasarladığı, bu yarışı özel tasarladığı, bu yarışın Transcontinental'in ve Transtroy Race'in de logolarının olduğu, bayrağımızın olduğu bir yelekle tamamladım. Bu yeleği sanırım Tora Tekstil'de Giray yeni çalışıyor. Daha yeni bir malzeme. Ben de test etti diyebilirim ve ben buna geçer notu verdim. Yani rüzgar konusunda çok büyük iş gördü diyebilirim. Çünkü arkadaşlar sürekli göğsünüzden rüzgar yiyorsunuz ve göğsünüzden yediğiniz rüzgar sizi hasta eder. Yarışta hasta olmak kimse istemez. O yüzden böyle bir yelek taşıdım yanımda sürekli. Bu yeleği sürekli çıkartıyordum. Ufacık bir şey oluyor. Böyle avuç içi kadar bir şey oluyor. Bunu cebime, sırtıma, envai çeşit gözüne hemen yerleştirip koyabiliyordum. Yarışa iki takım çorap götürdüm. Takımlardan birisini yolda kaybettiğim için yarışı tek takım çorapla tamamladım. Bu arada ayaklarınızın üşümemesinin bir numaralı kuralı da temiz çoraptır arkadaşlar. Ben bu çorapları her akşam, her durduğum hostelde yıkayıp kurutup sabah öyle giydim. Hatta kurumadığı günlerde saç kurutma makinesiyle direkt böyle kurutup sabah yola öyle çıktım. Çünkü temiz çorap ayakları üşütmemenin bir numaralı kuralı. Yarışta yine severek kullandığım bir diğer taytım da bu Hinkepi'nin yarım içi polarlı yarı kışlık taytı oldu diyebilirim. Bu yarı kışlık tayt şu anlama geliyor. Diz altına kadar iniyor. Bacağa kadar inmiyor. İçi polarlı. Bacakların arka tarafı polarsız. Çünkü terin bir yerden dışarı çıkması lazım. Taytıydı. Bunu da çok severek kullandım bu yarışta diyebilirim. Hinkepi'nin yarı kışlık mevsimlik taytı diyelim buna. Tabii ki buff'um vardı. Çünkü şu anda da bilmiyorum görüyor musunuz? Çok fazla burada küçük sinekler var. Bu sinekler sürekli insanların ağzına burnuna kaçmaya çalışıyorlar. Bu buff'la sineklerden korunduk. Yedek malzememiz, yedek parçamız bolca iç lastiğim vardı. Çünkü bu sene lastiklerin patlama dirençli değildi. Yolda bir yerde şu böyle vitamin, magnezyum hapları takviyesi edindim. Sürekli her gün bundan kullandım. Bunlar gerçekten sabaha iyi başlamak için, yarış sabahına iyi başlamak için birebirler. Markasını unuttum. Böyle bir eczaneden almıştım. Bir de böyle bir gidon çantamız var. Bu böyle şişkin durduğuna bakmayın. İçine eşya koydum. Bu aslında daha ufak. Yani şu siyah sınırlara kadar katlıyordum ben bunu. Şimdi bunun içerisinde benim uyku takımım var. Burası benim yatak odam. Bu çanta. İlk olarak bir matım var arkadaşlar. Ben bunu yarış başlamadan hemen Decathlon'dan almıştım. Yarış başlamadan hemen önce Decathlon'dan almıştım. Forclaz 700 Ultra Compact mat diyelim. Çok hafif. 350-400 gram ağırlığında. Diğer şişme matlardan farklı. Şu şiştiği zaman çok kalın oluyor. Ve çok daha fazla konfor sağlıyor size. Bu matta yattığım hiçbir gece sabah uyandığımda ah oram ağrıyor, buram ağrıyor diye uyanmadım. Çok rahat bir şekilde uyuyup uyandım. Bu Decathlon'dan aldım bu matla. Bivak ve uyku tulumum var burada arkadaşlar. İkisi iç içe şu anda. Böyle ikisini iç içe koyup öyle çantaya sokuşturuyordum. Arkadaşlar Bivak North Face'in Assault modeli. Gayet su geçirmez. Güzel. Ama bir problemi var. İçine böyle çok terli ve sıcakken girdiğiniz zaman bivak içerisinde terleme yapıyor. Dışarıdan soğuk hava, içeriden sıcak hava. Dışarıya da bir hava geçirgenliği olmadığı için içerisinde terleme yapıyor ve içerisi ıslanabiliyor. O yüzden net bir şekilde ağız bölümünü en azından 1 saat, 2 saat açık bırakmak lazım. Vücut ısını soğuyup normal seviyeye düşene kadar. Uyku tulumum Husky'nin mikro modeli. Bu da çok hafif ve güzel bir uyku tulumu. Bunun da lower comfort'u yani en düşük derecesi 4 derece. Yani bu da küçüldüğünde şu kadar bir şey oluyor. Her yere taşıyabiliyorsunuz, her yere sığdırabiliyorsunuz ve performansı gayet yerinde bir uyku tulumu. Bir de önde şöyle bir aksesuar çantam vardı. Bunu bu gidon çantasının önüne takıyordum hemen. Bu aksesuar çantasında elektroniklerim, şarj aletlerim, bisiklet bilgisayarım, Wahoo'm, bunların hepsinin işte yedek parçası, malzemesi, osu, busu, kamera ekipmanım, aksesuarım hepsini de bunda taşıyordum. Bu gidon çantasında. Şimdi bisikletimizde yaptığımız değişiklikleri zaten bir önceki videodan hatırlıyorsunuz. Bunlarla ilgili çok bahsetmeye gerek yok ama mesela şöyle bir detay göstereyim size. Bu Decathlon'un sattığı en ucuz suluklardan birisi. Ben özellikle bunları tercih ettim. Neden? Çünkü bu kapaktan dolayı. Arkadaşlar bazı yerlerde, bazı zamanlarda hayvanlar yollara pislemiş oluyor. Yağmur yağıyor ve bütün hayvan pisliği ön tekerinizden üstünüze, suluklarınıza geliyor. Bu kapaklar sayesinde hijyenik su içebiliyorsunuz. Lastiklerden bahsetmemiştik. Lastiklerden ben inanılmaz memnun kaldım. Bunlar Fuji Touring'in üstünde gelen Vera'nın City White modeli. Yağmur kanallarıyla yağmurlu havalarda, ıslak havalarda hiç sorun yaşamadım. Sorunsuz bir şekilde bütün virajları, bütün yolları kat edebildim. Aerobar Deda'nın aerobarını kullandım. Bu sevgili dostum Mahmut'un bana ödünç verdiği bir aerobar. Döndüğümde kendisine geri vereceğim. Burada da aerobarda önemli mevzu J-Band oluşu. Yani bu uçlarının yukarıya bakışı. Yattığınız zaman aerobara daha fazla dinlenebilmek için aerobarlardan da ayrıca memnun kaldım. Ayakkabılar. Mavic markasının XA Elite modeli ayakkabıları, MTB ayakkabılarını kullandım. Şunu söyleyebilirim, MTB ayakkabıları ile ilgili kafamda çok fazla soru işareti vardı. Acaba performansımı etkileyecek mi? Olumlu ya da olumsuz. Yarıştayken de her zaman şunu söyledim. Ben niye bu zamana kadar yol ayakkabısı, yol bisiklet ayakkabısı diye ısrar ediyormuşum bilmiyorum. Bu ayakkabılardan sonra gerçekten çok konforlular, çok rahatlar. Spor ayakkabıyla bisiklet sürmek gibi bir şey bu. MTB ayakkabısıyla, hele böyle yumuşak bir MTB ayakkabısıyla bisiklet sürmek, bisikletten indiğiniz zaman yine keza istediğiniz gibi
yürüyebiliyorsunuz, tırmanabiliyorsunuz. Yani normal bir ayakkabıyla hayatınıza nasıl devam ediyorsanız bununla da öyle devam ediyorsunuz. O yol bisikleti ayakkabısıyla böyle pelikan gibi yürümenize gerek kalmıyor. Kaskımızı arkadaşlar, kaskımızı ve gözlüğümüzü Kratoni'den yana kullandık bu sene. Şimdi İrlanda genel olarak, hani şu anda saat neredeyse 10.30 ve güneş hala görünüyor. Güneş hala yüzünü gösteriyor ve ortalık hala aydınlık. İrlanda'da genel olarak hava kararmadığı için, aydınlık zamanlarda da böyle çok fazla bir aydınlık olmadığı için böyle hafif koyu camlı ama sarıya da yakın bir Kratoni'nin gözlüğünü tercih ettik. Bu gözlük beklediğimin çok çok üstünde bir performans verdi diyebilirim. Bu tur için. Yine aynı şekilde arkadaşlar, hava zaten dediğim gibi burada çok kararmıyor. Karanlık zamanlarda da çok fazla pedallamadım. Ama yine de ön ve arka ışığım vardı. Arka ışığım yine bildiğiniz gibi her zaman Nog'um vardı ve bu Nog'u kaska ve ters bir şekilde bağladım. Kafayı öne eğsem bile arkadan gelen sürücüye doğru ışığını versin diye böyle ters açıyla bağladım. Ön ışığım geçen sene kullandığım Thor'un Shine modeli. Böyle büyük bir power bank'i var, bataryası var. Saatlerce, hatta günlerce gidiyor şarjı. Bir defa yarışın başında şarj ettim. Yarışın sonuna kadar alacakaranlıklarda falan komple kullandım ve hala şarjı bitmedi. Son olarak arkadaşlar, unutmamamız gereken bence en önemli şeylerden birisi de krem. Ne yaparsanız yapın, seleğe temas eden yerleriniz, poponuz yara olacak. Ve o kremi daha yarış başlamadan, daha sürüş başlamadan sürmeniz lazım. Ve yola öyle çıkmanız lazım ki en azından bu yara oluşumunu geciktiresiniz. Ve yara oluştuğu zaman daha az acılı olsun sizin için. Krem konusunda da bir sürü marka var. Şimdi hangi markayı aldığımı hatırlamıyorum bile ama kortizonlu bir krem tercih ettiğimi söyleyebilirim. Şunlardan bahsetmedim arkadaşlar. Bunlar Decathlon'un 0.8 litrelik matara taşıyıcı bir kılıfıydı. Ben bunları böyle buraya uyarladım. Bisikletin iki tarafına da taktım bunları. Bunlar içerisinde sürekli böyle yiyecek içecek. Hatta bak çöplerin duruyor. İşte çikolata odur budur, böyle elim attığımda kolay ulaşabileceğim malzemelerimi buraya koyuyordum. İşte yeleğimi bile çoğu zaman burada gezdiriyordum, saklıyordum. Buradan çıkartıp giyiyordum. Son olarak bisikletimiz Carraro Manifesto CR Road 052 kadrosu üzerine Manifesto desenleriyle bezenmiş yol bisikleti. Geniş lastik takılabilen yol bisikleti CR Road 052 disk. Ve arkadaşlar, Carraro'ya, Carraro Türkiye'ye, bizi buraya dünyanın ta öbür ucuna İrlanda'ya gönderdiği için çok çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bu videoluk bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.